Bugün günlerden 18 Eylül Cuma, saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Araştırma Üniversitesi olma hedefi doğrultusunda uygulama ve araştırma merkezi sayılarını arttırmaya devam ediyor. Son olarak Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi'nin açılışıyla üniversite bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 41'e yükselmiş oldu. Araştırma Üniversitesi olma hedefi doğrultusunda yol haritasını çizen Ege Üniversitesi, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak araştırma yapmaya hevesli öğrencilerin eğitim ve danışmanlık hizmetlerini düzenlemek amacıyla kurulan Ege Üniversitesi Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezin açılış töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, gençlerimizin bilim üretme ve bilime katkı sağlama süreçleriyle daha çok bütünleşmesini sağlayacak tüm çabalara destek olmaya devam edeceğiz dedi. Son 3 yılda üniversite sanayi işbirliği adına önemli adımlar atan Ege Üniversitesi, hem İzmir'de hem de Ege bölgesinde yer alan sanayi kuruluşlarının çalışmalarına bilimsel katkı sunmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi, üniversite sanayi işbirlikli projeler kapsamında bünyesinde bulunan alanında yetkin akademisyenler aracılığıyla sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veriyor. Ebilten bünyesinde kayıt altında olan 71 danışmanlık projesiyle Ege Üniversitesi sanayi ile bilimi buluşturuyor. Üniversitede üretilen bilginin sanayi ile buluşmasının kalkınma için çok önemli olduğunu belirten Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, sağlık, gıda, tekstil, bilişim, kimya, otomotiv, spor ve su ürünleri gibi çok geniş bir yelpazede sanayicilerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ege Üniversitesi olarak bilimin ışığında üreticilerimize yol göstermeye devam edeceğiz diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak'ın destekleriyle kazandırılan yeni jenerasyon cihazların kurulumu sürüyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak'ın destekleriyle kazandırılan yeni jenerasyon cihazların kurulumu sürüyor. Kurulumun tamamlanmasıyla Türkiye'de en modern cihazlara sahip radyoterapi kliniği olacak birimi ziyaret eden Rektör Budak, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Deniz Yalman'dan bilgi aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından A+ hastane olarak seçildiğini hatırlatan Rektör Budak, son 3 yılda üniversite hastanesine çok ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Maliye Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığımızın özel destekleriyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin hemen hemen tüm polikliniklerini altyapı anlamında yeniledik. O bakımdan da başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Maliye Bakanımıza, Strateji Bütçe Daire Başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum Ege Üniversitesi adına. Bu cihazlar şu anda radyasyon onkolojisinde Türkiye'de bir ilk, Avrupa ile yarışacak düzeyde ve uluslararası anlamda radyasyon onkolojisinde, kemoterapi tedavisinde yapamayacağımız tedavi yok ve bunu şu anda Ege Üniversitesi'ne sağlamış durumdayız. Rektör hocamızın da katkılarıyla cihaz altyapımızı yeniledik. Şu an Türkiye'de en modern cihazlara sahip radyoterapi kliniği olduk. Hatta bu cihazlardan bir tanesi de tüm dünya ile birlikte ilk kez bizde kullanıma girecek. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özer Makay ve uzmanlık öğrencisi Doktor Bekir Çetin'le hazırladıkları Eyvah Tiroid Kanseri Oldum kitapçığı yayınlandı. Eylül ayının tiroid kanseri farkındalık ayı olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Makay, tiroid kanseri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladıkları kitapçığın bu anlamda önemli olduğunu ifade etti. Sosyal sorumluluk adı altında yapmak istedik. Ücretsiz dağıtmayı öngördük kendimiz. Zaten 8 yıldır hali hazırda Ege Üniversitesi kapsamında yılda en az 10 bin hasta ağırlayan, 400-500 tiroid, paratiroid ameliyatı yapan bir merkez olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum. Burada bu hastalara kontrole geldiklerinde ayrılırken ellerini bu kitapçıkla uğurlamak gibi böyle bir niyetimiz vardı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bütün ameliyathanelerindeki anestezi cihazları son jenerasyon cihazlarla yenilendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bütün ameliyathanelerindeki anestezi cihazları son jenerasyon cihazlarla yenilendi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat sırasında hastanın yaşamsal fonksiyonlarının denetlenmesi ve tedavinin izlenmesi süreçlerini yürüten anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalındaki cihazların yenilenmesiyle ilgili anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Meltem Uyar'dan bilgi aldı. Rektör Budak, daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek için yatırımları sürdüreceklerini söyledi. Tüm anabilim dallarımızda, kliniklerimizde özel sektörden daha da ileri, uluslararası arenada en güncel altyapıya sahibiz. Anestezi anabilim dalında burada görmüş olduğunuz cihazda hastamıza anestezi miktarı ne kadar veriliyor, kalp atışı, solunum ritmine kadar her türlü parametreyi kolaylıkla görebiliyoruz. Bu cihazdan 24 tane hastanemize kazandırdık. Ne gerekiyorsa hocalarımızın talepleri doğrultusunda elimizden gelen maddi ve manevi desteği veriyoruz. Hocalarımız da vatandaşımıza bu sağlık hizmetini en iyi şekilde verebiliyorlar. Ege Üniversitesi öğrencilerini online ortamda bir araya getiren Ege Üniversitesi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları etkinlikleri öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Üniversitenin farklı noktalarında sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleşen yayınlar şimdiye kadar yaklaşık 130 bin görüntülenmeye ulaştı. Covid-19 sürecinde yeni Egelilere üniversiteyi ve toplulukları tanıtmak, salgın sürecinde uzak kalınan kampüs hayatının özlemini gidermek amacıyla gerçekleşen yayınların açılış programında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, öğrenci topluluklarımızla, öğrencilerimizle çevrim içi de olsa beraber olmak mutluluk verici. Öğrencilerimizle yeniden buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Biz bir aileyiz. Akademik idari çalışanlarımız ve öğrencilerimiz de. Biz gelen öğrencilerimizi anne babaların yerine alamayız ama manevi olarak onların anne babası gibi kampüste sahip çıkıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.